Evet sevgili başaklar, bakalım Eylül ayında sizleri neler bekliyor arkadaşlar. Sizler için 7 tane kart açıp bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Sevgili başaklar, arkadaşlar bildiğiniz gibi 4 Eylül'de artık Venüs retrosu bitiyor. Güzellik, kişisel bakım, hayatımıza hoş geldin demek isterdim. Fakat arkadaşlar lütfen ayın 15'ine kadar, hatta 16'sına kadar beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Merkür retrosu halen bitmediği için özellikle imza işlerinden, kişisel bakım ve elektronik alımlarından bu dönem uzak durmanızda fayda var arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bakalım sizler için sevgili başaklar ilk kartımı çekeceğim. Ace of Cups arkadaşlar. Ace of Cups. Yani arkadaşlar bu dönem yeni duygular, ondan sonra duygularınızı dolu dolu yaşayıp, bakın taşmış zaten, duygularınızı dolu dolu yaşayacağınız, maneviyatınızın birazcık daha ağır basacağı, sezgilerinizin güçlü olacağı ve bilinçaltınızda bazı uyarılarla karşılaşabileceğiniz bir dönem arkadaşlar. Ve aslında bu kart kader hediyesi olarak da geçer. Sevgili başaklar, mutluluk kartıdır. Hayatınızdaki siyah çizginin bittiğini işaret eder. Beyaz çizginin artık geldiğini, hayatınızda bir takım olumsuzlukların artık geride kaldığını işaret eden bir karttır. Bazı arkadaşlar için evlilik teklifi alabilirsiniz. Herhangi bir konuda, iş ve aşk konusunda yeni bir adım atabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz. Ve arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Bazen işte soruyorlar bana. Tamam, ayrılığın neresi hani yeni bir adım? Arkadaşlar her zaman evrenle iletişim içindeyiz. Ve bu yüzden böyle olması gerekiyordur ki öyle oluyordur. Yani evren her zaman için sizler için daha iyisini yapmayı planlar aslında. Bazı arkadaşlar için de iyileşme evresidir. Bu dönem dileklerinizin olacağı bir dönemdir sevgili başaklar. Yani 3 kelimeyle özetlersek bu kartı sizler için arkadaşlar, dilekleriniz olacak. Hayatınızda beyaz bir çizgi başlıyor ve yepyeni duygular sevgili başaklar. Ve bu as olduğu için, kupaların ası, tüm aslar arkadaşlar dediğim gibi önündeki ve arkasındaki kartları iki katı güçlendiren bir karttır. Bakalım neleriniz güçlenecek Eylül ayında sevgili başaklar. Evet, kılıçların sekizlisi arkadaşlar. Sekizler normalde hareket ve güç kartıdır. Yani tüm kartlar için geçerlidir. Yani arkadaşlar bu dönem aslında tüm problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Fakat bunu birazcık da siz istemiyormuşsunuz gibi, yani kendi kendinizi birazcık mağdur ediyormuşsunuz gibi arkadaşlar. Ya yani, veyahut işte gerçeği görmek istemiyorsunuzdur. Olanaksız düşüncesine kapılmayın arkadaşlar. Normalde olanaksız düşüncesi karttır. Fakat bakın kartın özelliği, kadının gözleri kapalı, kılıçlar sağında ve solunda arkadaşlar. Ayakları açık, yürüyebilir. Sadece önünü görmüyor, görmek istemiyor ama ön tarafı açık. O yüzden lütfen kendi kendinizi mağdur etmeyin, kısıtlamayın. Eğer böyle yaparsanız kendi seçimlerinizin sonucunu yaşarsınız sevgili başaklar. Hadi bakalım üçüncü kartımızı açalım sizler için. Evet arkadaşlar, tılsımların üçlüsü. Tılsımların üçlüsü bu dönem ekip çalışması yapabileceğiniz bir dönem sizler için arkadaşlar. Yavaş bir karttır. Ortaklık kartıdır arkadaşlar. Herhangi bir işte bir ortaklığa girebilirsiniz. Kurstur. Herhangi bir konu hakkında kurs alabilirsiniz. İşinizde yükselebilirsiniz. Ve eğitiminizde de yükselebilirsiniz sevgili başaklar. Yani atıyorum bir üniversiteyi bitirmişsinizdir. Aklınızda başka bir konu vardır. O konu hakkında da yüksek lisans veyahut daha farklı bir branş yapabilirsiniz. Ve üretim kartıdır arkadaşlar. Bu dönem üretkenliğinizin yüksek olacağı bir dönem olacak sizler için sevgili başaklar.
Fakat şunu da unutmayalım. Yavaş karttır arkadaşlar. Çünkü tılsım. Grup olarak da toprak grubudur ve bu yüzden de şöyle söyleyeyim. Yavaş karttır ve arkadaşlar bu kartında bir negatif etkisi var. Organize olamama. Bu dönem eğer ekip ekip çalışıyorsanız, ekip ekip çalıştığınız projelerde diğer ekiple çatışma olasılığı olabilir ve organize olamama problemi yaşayabilirsiniz bu dönemde sevgili başaklar. Hadi in bakalım dördüncü kartımızı çekelim sizler için. Page of Swords. Arkadaşlar yani prensler araştırmayı, keşfi, özgürlüğü ve ailedeki çocuğu temsil eder aslında. Bu dönem biraz meraklı olabilirsiniz ve akıl enerjiniz, yani beyniniz bu aralar çok dolu olabilir arkadaşlar. İşle alakalı, aşkla alakalı, yani beyin enerjinizi, bayağı bir akıl enerjinizi kullanacağınız bir dönem sizler için sevgili başaklar. Aldatma kartıdır arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. İş konusunda da aşk konusunda da birazcık dikkatli olmanız gereken bir dönem aslında. Çünkü manipülasyonu ve aldatılmayı da temsil eder. Kılıçların prensi. Bu arada arkadaşlar öğrenci arkadaşları da temsil eder. Kılıçların prensi. Ve çocuğunuz için yorumlarsam eğer, bu dönem akıl enerjiniz dedim ya, hakikaten aklınız birazcık yorulacak. Çünkü bu dönem çocuğunuz aşırı meraklı olabilir ve sizleri soru yağmuruna tutabilir. Fakat şunu da atlamayın arkadaşlar. Öğrenmeyi sever. Ve bu dönem sizin de hani çocuk olarak yorumlamazsak öğrenmeden keyif alabileceğiniz bir dönem. O yüzden herhangi bir kursa başlayabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar bu kart dil öğrenmeye yatkın bir karttır. O yüzden aklınızda, planlarınızda herhangi bir dili öğrenme planı varsa, kurs alma planı varsa bunu hayata geçirebilirsiniz bu dönemde sevgili başaklar. Hadi in bakalım dördüncü kartımızı, beşinci kartımızı özür diliyorum. Çekelim. Sizler için bakalım başakları neler bekliyor. Ten of Cups. Kupaların onlusu arkadaşlar. İç mutluluğunuzun aslında bu dönem yerinde olacağı bir dönem arkadaşlar. Ve bu kart rüyalar gerçek olduğu yu temsil eder aslında sevgili arkadaşlar. Fakat bazen yeni bir çevreyi de aslında arkadaşlar, yeni bir çevre edinme, doğru insanı bulma, iş yerinde aile gibi olabileceğiniz bir ortamın oluşması olabilir. Aile kartıdır ayrıyetten, mutluluk kartıdır ve işinizden memnun olacağınız bir dönemi işaret eder arkadaşlar. Fakat bazen de iç mutsuzluğu da temsil eder. Ortaklar için de ortaklığın bitimini de temsil eder sevgili başaklar. Evet, 6. kartımızı çekelim sizler için. Ratatatam. Arkadaşlar nedense çoğunlukla sizler için hep öğrenim işte. Bu dönem bir kere istikrarlı olacağınız bir dönem arkadaşlar. Aziz kartı çünkü. Birikim yapabileceğiniz bir dönem. Birikimde de gayet şanslı olabileceğiniz bir dönem arkadaşlar. Fakat bu dönem çalışkan olacaksınız. Fakat hani hayatınızda bir takım değişiklikler olmaya yatkınsa değişikliği birazcık sevmeyeceğiniz bir dönem. Çünkü kaba tabirle aslında birazcık bağnaz karttır. Yani eski kafalı bir karttır. O yüzden de hani yeni değişiklikleri sevmez ve fiziksel olarak aktif olmayacağınız bir dönem. Özellikle spor vesaire konusunda. Çünkü arkadaşlar fiziksel olarak aktif olmayan bir karttır. O yüzden bu dönem kilo alımlarına dikkat, hem beyler hem bayanlar, sevgili başaklar. Arkadaşlar bu arada da biliyorsunuz güçlü arkanların her biri doğum tarihlerine göre, doğum kartlarına göre aslında insanların doğum tarihlerine göre
vücudun belli bölgelerini temsil eder ve hangi bölgelere dikkat edilmesi konusunda bizleri uyarır aslında. Aziz kartının da aslında bizler için uyarısı bu dönem hastalanmayın arkadaşlar. Hastalanmamak için daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu kart bağışıklık sistemini, vitaminsizliği ve boyun bölgesini temsil eder. Yani boyun bölgesindeki ağrılar vesaire. O yüzden soğuk algınlığı da olabilir. O yüzden bu dönem birazcık daha dikkatli olmanız gerekiyor. Vitaminlerinizi aksatmayın. Bağışıklık sisteminiz için işte çaylar vesaire kullanabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirici. Evet sevgili başaklar, sizler için son kartımı açıyorum sevgili arkadaşlar. Seven of Swords arkadaşlar, taktiksel ve stratejik davranacağınız bir dönem bu dönem sizler için. Fakat birazcık dedikodu yapabileceğiniz bir dönem sizler için. Fakat arkadaşlar bu dönem en büyük bu kartın uyarısı sizler için. Bu dönem özellikle yapacağınız, işte başlayacağınız herhangi bir iş olur, herhangi bir ilişkiniz olur veyahut işte hamilesinizdir, daha kimseye haber vermemişsinizdir. Bu dönem birazcık kaba tabirle çenemizi kapalı tutmamız gereken bir dönem olarak bize işaret veriyor bu kart. Kılıçların yedilisi. Arkadaşlar bu arada da internet dolandırıcılığı, üç kağıt, da temsil eder. Dolandırılmamaya özen gösterin lütfen sevgili arkadaşlar. Özellikle telefon dolandırıcıları, internet dolandırıcıları hakkında ve bir takım bazı insanlardan itiraflar duyabileceğiniz bir dönem ve çok yakınınızdaki bir takım insanların bir şeyler gizlediğini öğreneceğiniz bir dönem ve bu dönem birazcık da bundan dolayı gardınızı düşürebilirsiniz sevgili başaklar. Sevgili başaklar, sizler için Eylül ayı yorumum bu kadardı. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.